Merhaba arkadaşlar. Seçmeli Hukuk ve Adalet dersi 1. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. sorumuz: Adalet nedir? Tanımlayarak örnek veriniz. Adalet, herkese hakkı olanı vermek, bireylere hürriyet ve eşitlik sağlamak, insan haklarını korumak ve insanları mutlu etmek için yapılan çalışmalardır. Herhangi bir haksızlık durumunda ilgili kuruma ya da mahkemeye başvuran birinin mağduriyetinin giderilmesi adalettir. Bunu da örnek olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. 2. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde bu ilkeye uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Anayasamızın bu maddesinde vurgulanan ilke ya da kavram hangisidir yazınız. Tabii ki bu kavram arkadaşlar eşitlik kavramıdır. 3. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey, beyliğin merkezi olan Karacahisar'da her türlü işlere bakmak ve halk arasındaki davaları karara bağlamak için kadı olarak Karamanlı Dursun Fakih'i seçmişti. Bir cuma günü Germiyan Beyliği'nden bir Müslüman ile Bilecik'ten bir Hristiyan arasında çıkan kavgada Hristiyan'ın lehine hüküm verildi. Bunun üzerine Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'in hak ve adalete dayalı bir düzen kurduğu insanlar arasında yayılmaya başladı. Bu olaydan sonra farklı din ve milletten insanlar Karacahisar pazarına daha çok gelmeye başladı. Farklı din ve milletten insanların bu olaydan sonra Karacahisar pazarına daha çok gelmeye başlamasında hangi faktör etkili olmuştur yazınız. Tabii ki burada ayrımcılık yapmıyor arkadaşlar. Taraflı davranılmıyor. Kişinin dinine, diline, ırkına bakılmadan bir karar alınmış. Bu yüzden de etkili olmuştur. Kısaca adaletli davranılması, ayrımcılık yapılmaması şeklinde de yazabilirsiniz. 4. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar nelerdir yazınız. Tabii ki bunlar hukuk kuralları, ahlak kuralları, din kuralları ve görgü kurallarıdır. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. 5. soru: Hak arama bireyin kanunların kendisine verdiği hakları ihtiyaç duyduğu zamanlarda talep edebilmesidir. Hak arama yolları nelerdir? Yazınız. Hak arama yolları arkadaşlar hukuki yollarla olur. Bu da ilgili kuruma başvurma, yargı organlarına başvurma, kişilerin sorunlarını kavga etmeden barışçıl yolla kendi aralarında çözmesiyle olur. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. 6. soru: Hak kişilerin hukuk düzenince korunan değerleri ve yararları olarak tanımlanabilir. Hak yasalar tarafından kişilere verilen tanınan yetkilerdir. Buna göre haklarımıza birkaç örnek veriniz demiş. Tabii ki bunlar yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, seyahat hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi birçok hakkımız vardır arkadaşlar. Ben bu şekilde yazdım. Siz de aklınıza gelen varsa ekleyebilirsiniz. 7. Çocuk hakları dünya üzerindeki tüm çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımlardan gelişimlerini sağlamak için hukuk kuralları ile korunan, doğuştan sahip oldukları evrensel haklardır. Çocuk haklarına örnekler veriniz. 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Her çocuk eşit haklara sahiptir. Çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı vardır. Her çocuğun sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Her çocuğun dinlenme, oynama, yaşına uygun eğlenme hakkı vardır. Ücretsiz eğitim görme hakkı vardır. Yeterli beslenme ve barınma hakkı vardır. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Siz de aklınıza gelenleri buraya ekleyebilirsiniz. 8. Hukuk dışı yollarla hak aramanın ne gibi sakıncaları olabilir yazınız. Bu şekilde hak aramaya çalışmak arkadaşlar haklı olan kişiyi haksız duruma düşürebilir. Çünkü yanlış yollarla yasaya uygun olmayan şeylere başvurduğunda suçlu duruma düşebilir. Cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir. İnsanlar kendilerine yapılan haksızlıklar karşısında öfkeye kapılarak intikam duyguları ile hareket edebilir. Bu durumda düşmanlıkları arttırarak toplumsal düzeni bozabilir. Siz de aklınıza gelen başka bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.